Değerli dostlarım, yeni bir X-Defiant silah build'ı videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere SVD isimli Marksman Rifle silahının build'ını göstereceğim. Attachment'lara geçmeden önce ilk önce pratik alanda, yani practice zone'da bu silahın nasıl kullanılması gerektiğinden biraz bahsedeceğim. En sonunda da attachment'ları size gösterip videoyu kapatacağım. Şimdi hazırsanız practice zone'a geçelim. Evet, şimdi practice zone'a geldik. Bu silah olabildiğince accuracy, yani denge odaklı bir hale getirildi. Silah 100 level yaptım. Yani bu silah hakkında da tabii ki tecrübeye sahibim. Şimdi burada öncelikle şunu söylemem lazım ki bununla sıkarken böyle ardarda değil de biraz sakin sıkmak gerekiyor. Diğer türlü gerçekten silahın kontrolü çok kayıyor. Bakın şöyle göstereyim. Ya bu yüzden şöyle sakin sıkmakta yarar var. Şimdi gösterdiğim üzere. Bak mesela biraz fazla tarayınca gördüğünüz gibi bir arkadakini ıskaladık. Şöyle sakin bir şekilde. Kafaya zaten tutturursanız bu Phantom'lar dışında diğer karakterlere tek atıyorsunuz. Bunu da belirteyim. Biraz kontrol zor. Hani tamamen recoil odaklı gitmemize rağmen hani bu silah ilk başta kullandığınızda bu nasıl bir silah, bunun ne biçim bir kontrolü var diyebilirsiniz ama oynadıkça alışacaksınız. Burada önemli olan sakin oynamak, iyi nişan alıp düşmanı eritmek. Şimdi attachment'lara geçebiliriz. Evet arkadaşlar, silahımızın attachment'larına geldik. Muzzle'ımız yok. Burada barrel kullanıyoruz. Barrel'da heavy kullanıyoruz. Bu bize %5 silah hasarı sağlıyor. Hani bunun yerine stabilizing'i de kullanabilirsiniz. Ama benim tercihim budur. Fazla zarar, fazla hasar göz çıkarmaz. Heavy takıyoruz. Front rail'da tactical grip'i kullanıyoruz. Bu bize biraz önce de söylediğim gibi recoil odaklı gittiğimiz için %35 recoil recovery veriyor ve %5 ADS speed veriyor. Şimdi buradaki recoil recovery'i şöyle söyleyebiliriz. Ateş ettikten sonra silahın nişanın, yani o nişangahın hemen eski yerine gelmesi, yani ateş etmeden önceki haline gelmesi demek. Bu ne kadar çok recovery, ne kadar çok hızlı bir şekilde eski haline gelirse bizim burada nişan alma, hedefi vurma olasılığımız o kadar artıyor. Burada işte yatay ve dikey recoil kontrole önem vermedik. Çünkü bu silahı tek tek kullandığımız için, tam otomatik olmadığı için burada önemli olan recoil recovery arkadaşlar. Yani recoil'in tekrar eski haline gelmesi bir atıştan sonra. Burada tactical'ı kullandık. Optik olarak refleksi kullanıyoruz. Bu bize daha güzel bir görüş açısı sağlıyor. Şarjör yok. Rear grip'te lightweight grip'i kullanıyoruz. Bu da bakın %25 recoil recovery veriyor ve %2,5 ADS walking speed veriyor. Yani yürürken hani hızlı bir şekilde nişan alma hızı sağlıyor. Bu ADS walking speed. En sonunda da stock'umuz var. Stock'ta da pet'i kullanıyoruz. Bakın bu da %15 recoil recovery, %10 ADS stability ve %5 de ADS flinch kontrol veriyor. ADS stabiliten bahsedecek olursak bu hani nişan aldığımızda, karakter nefes aldığında o namlu simgesi, nasıl diyeyim, crosshair, hani bir yukarı bir aşağı gidip geliyor ya, bunu daha stabil hale getiriyor. Flinch kontrolde rakip bize ateş ettiğinde karakterimizin sersemlemesini %5 oranında azaltıyor. Böyle diyebilirim. Evet. SVD build'ımızda, loadout'umuzda bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki build videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.